Hepinize merhabalar gençler. Kalmış geldiniz. Yepyeni bir oyuncu derlemeden videosu karşınızdayım arkadaşlar. Potvi'lerimiz geldi ve görmüş olduğunuz üzere şurada ben şu anda yukarıdayım değil mi? Ha yukarıdayım. Aşağıda e, derbide de Liverpool ve Everton oyuncuları var. Ona Ana Nunes, e, Robertson ve en çok merak ettiğim oyuncu Muhammed Salah'ta ama ne yazık ki arkadaşlar e, sadece sağ çık oynayabilen bir Muhammed Salah gelecek. O yüzden hayal kırıklığına uğradım. Salah için açmayı düşünüyordum ama artık açmayı düşünmüyorum. potviye gelen iki kere geldi. İkisinde de denedim çıkartamadım arkadaşlar. Çok üzülmüştüm. Fırsatçı golcü en iyi Muhammed Salak kartları. E, ee, kartları vardı hatırlarsanız. iki tane SF olarak geldi ve ikisi de fırsatçı golcüydü. Arkadaşlar ee, oyun sonu kartları dedim hatta o kartlar için. Gerçekten de öyle. Ee, buna da hani bir ihtimal dedim acaba SF kısmı yanıyor mu? Hani tam gezici kanat olabilir ama gene yapmamışlar. Sadece sağ açık oynayan Muhammed Salah geliyor. E, yapacak bir şey yok beyler. Form durumlarımız güncellendi. Geçen hafta kurmuş olduğum yani e, form durumuna göre takım kurmuştum. Ve videosunu atmıştım hatırlarsanız. E, yani bu oyunu artık bu, bu şekilde oynayacağım. Her hafta kadromu kuracağım. Form durumuna göre kadroyu kuracağım. Ki bence oyundan ben keyif almaya başladım arkadaşlar. Neden abi keyif alıyorsun? Tabii ki hatalar oluyor, sinirlendiğim şeyler oluyor, saçmalıklar oluyor. Eyvallah ama form durumuna göre... Takım kurduğunuz zaman e, farklı oyuncularla oynama e, keyfi alıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, bu zaten bu oyun böyle bundan sonra. Yani, bir, bir online klasman var. Başka bir bok yok. Bir de işte şu getirdiği etkinlik var. 5 e, aşamalı e, Pro chip pro mu ne zıkkımsa işte ilk e, şey e-futbol puanı veren etkinlik işte. Onun 5. aşamasındayım. Geçen haftaki kurduğum kadroyla o onu oynadım. 4 aşamayı bitirdim. Şu anda son aşamadayım. <laughs> 4 maç kazanmam gerekiyor. Neyse onda hırs yaptım. Onda üç günü var herhalde. Üç gün sonra yenilenecek orası. O 5. aşamayı da yeni kurmuş olacağım form durumuna göre o kadroyla o 5. aşamayı yapacağım. Bence keyifli oluyor. Size de tavsiye ederim. çünkü yok yani hani oyunumuz bu arkadaşlar. Online klasmanımız var. Yeni kartlar geliyor. Başka bir bok yok. şimdi mesela analik gelsin. Analik alacağım yani. Hani analik geldiği zaman analik alacağım ben bu arada ve analik serisi çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Çünkü ben e-futbolda analik oynamayı seven bir insanım. Ee, onun da serisine başlayacağız. İşte antrenmanlar nasıl olacak bilmiyorum falan. Yani analik serisine başlamak istiyorum. Yani şu anda bir şey yapamıyoruz. Kısıtlıyız. Yani e online klasman maçı çekiyorum size. İşte kartları değerlendiriyorum falan filan. Yani hani beni de bayıyor. Hani bir, bir süre sonra. Çünkü değişik kartlar bekliyorum mesela. Ee, yani işte geçen derbidedir de Lotaro Martinez geldi. Gene Lotaro Martinez geldi falan. Yani ha bende gene yok. Hani hormonlu kart Lotharo Martinez çıkarsa eyvallah diyeceğim. Yani işime yarar ama ama kaçıncı geliş anladın mı? işte. yok Alexander Arnold'un arkadaşların içinden geldi. Yok bilmem o paketi hatırlarsanız işte onun içinden mi geldi? Bir yerlerde 50 tane Lotaro Martinez kartı var. Yani bir şey yapamıyorsunuz. Hani bu kadar oyun bu yani. İşte o etkinliğe biraz azmettim. Onda da ilk başlarda şey bulamadık. Rakip bulamadık. Yani 7 defa 8 defa arattığımda falan rakip buluyordu ama bitireceğim o etkinliği yani. Ee, durum bundan ibaret. Daha sonra online klasman zaten 3'teyim. Orada oynarsam da zaten size maçları çekip kanala atıyorum. Keyifli maçlar özellikle de arkadaşlar. Ee, bakacağız. Ya bu şekilde oyun bu. Ha ne zaman gelir abi analik? Mesela güya koop gelecekti. Şubat Mart ayı diyorlardı. Lan Şubat ayına girdik bak. Şey koop diyorum ya kafa karıştı. Çapraz platform. Çapraz eşleştirmişti. Mobil oynayacaktık. İşte yok PlayStation'cılarla oynayacaktık. PC'ciler falan filan. Nerede baba? Sen bu oyunu onun için bok etmedin mi? Ettin. E hani sen bana demiştin ben işte yılbaşından sonra falan filan e, Ocak bitti, Şubat ayına girdik. Bak herhangi bir haber, herhangi bir hiçbir şey yok. Çünkü o da gelmeyecek büyük ihtimal. Ha gel, ne zaman gelir abi dersen bir ihtimal, bir ihtimal. Normalde işte Ocak'tan sonra, yılbaşından sonra bu çapraz eşleştirme gelecek de bir tane bitmedik bir yol haritaları var ya bunun. Bir türlü bitmiyor o harita. O yol bir türlü bitmiyor yani. Bak yok. Oyunu bok ettiler çapraz eşleştirme için ama yok ortada çapraz eşleştirme. Hala yok. Nisan ayında abicim. Tahminim Nisan ayında. Yani Nisan ayında yeni sezonla beraber bir ihtimal. Benim düşüncem, tahminim. işte dördüncü sezon teması. Hani öyle yapıyorlar ya bir tema belirliyorlar. Diyecekler ki işte çapraz platform işte herkes birbiriyle oynayacak falan filan bilmem ne. İşte tekrar işte o e, sarı toplu e, bilmem ne oyuncular güncellenecek. Orası falan güncellenecek. E, tema da olacak büyük ihtimal. E, ha gelmeye de bilir. Bak çapraz eşleştirme o zaman da gelmeyebilir. Ha ne getirirler? Şey getirecekler bu sefer. İşte co Diğer offline oyun modlarıyla beraber işte yeni sezonda işte futbola doyacaksınız falan. Böyle salak salak şeyler var ya bir de böyle açıklamalar var ya. Futbola doyacaksınız falan bilmem ne. Lan neyi doyacağım zaten gelmişim Nisan ayına Zırto. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 4 ay. Eylül'de, Eylül'de şeye giriyorsun sen artık. 2024'de gireceksin zırt yani. 4 ay kalmış oyunun. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Tabii Eylül 5 ay işte 4 ay. Evet. Neyse. Konumuzdan gene saptık birazcık e, şey yaptık. Deşarj olduk. <laughs> Sirilerimizi, e, burada boşalttık arkadaşlar. Neyse hadi geçelim. Biz şey geçelim. Potvi'ye geçelim. Potvi'de değişik enteresan oyuncular var. Hemen bir inceleyelim arkadaşlar. Casper Schmeichel'la başlayalım. Bir kaleci gelmiş arkadaşlar ama bakar mısınız? Kaleci özelliklerinde sarı yok. İ, yani bu herhalde böyle kaç tane kaleci geldi Potvi'ye? Ya iki tane ya şunlar 79-79 şunlar. İşte biri 75-78 falan. Böyle iki tane sarı olurdu. Geri kalanı yeşil olurdu ama. ilk defa değil herhalde. Bu ikinci falan. Daha önce hatırlamıyorum şu anda. Ya yani yeşil gelmiş hepsi. Şimdi bu kaleciyi ben merak ettim. Yani hatırlarsanız çünkü kaleciye çok fazla incelemiyordum ben. Potvilerde. İlk defa böyle hepsi yeşil gelen bir kaleci gelmiş arkadaşlar. Sıçraması düşük bu arada. Sadece ondan dolayı bir e, handikap var. Schmeichel'la alakalı 1.89 boyunda ama refleksler 91 olması muazzam. Yani ee, alçak degajı var. Uzun atışı var. Elle uzun atış yapabilirsiniz orta sahaya kadar. Yani bu çok önemli. Bu hani bunu çok atlamayın. Eğer elle baş, hızlı başlatıyorsanız oyunu. Genelde çünkü rakibi atar. Kısa düşer top. Eğer uzun atışı olmayan kaleci varsa eliyle attınız ama kısa düşer. Şimdi bunda öyle bir şey de yok. Şimdi bunu açıkçası ben merak ettim. Hepsi de yeşil gelmiş. Değerlerin uzanma 85 farkındalık 84 Zaten boost diyecek oyuncu 86-87'ye kadar çıkacak farkındalık ee, Bir sıçramada Böyle bir 75 bari falan Bir 78 bari falan gelseydi ama 70 gelmiş Ama dediğim gibi bu kaleci muhabbeti Biliyorsunuz artık Konami'nin o anki Yapay zekanın yapacağı meseleler Çünkü siz yönlendirmiyorsunuz o anda artık Bilgisayarın elinde yapay zekanın elinde ee, Belki de Atıyorum sıçraması 80 gibi sıçrayacak Bilemiyoruz ki abi anladın mı? Ama şurası hoşuma gitti. Çünkü ilk defa diye düşünüyorum. Yeşil, hepsi yeşil gelen bir kaleci gelmiş Potliye. Tabi genelde şunlar 79-78 falan. Şunda ikisi 79-78 gelirdi. Salak salak gelirdi. Değişik yani deneyelim biz bunu bence. Çıkan arkadaşlar bir denesin. Bir de yorumlara yazın yani. Abi güzel ben beğendim. Tabii ki yani yani kaleci konusunda şunu size söylemek istiyorum. Ee, geçen etkinlikte bir tane Arap geldi. Ee, birinci klasmandan 950. sırada. O etkinlik oynuyorum ya. Ondan sonra kayda giremedim. Aslında o maçı kaydedecektim. çektim. Ee, zorladı da ha. Herif. 2-1 yendi çocuğu. Ondan sonra 950. sıradaymış. Kalde Dida var. Hayda arkadaş. Lan vuruyorum vuruyorum gene kurtar. Gene sinir oldum. Şimdi Rakibin ciddi yani ciddi bir rakip olduğunu anlıyorum. Oyun çok, çünkü böyle dönüyor, geriye dönüyor, pas atıyor, acele etmiyor böyle. Yani anlıyorsun çocuğun hani klasman 1'de olduğunu. Oyun tarzı artık kimin hangi klasmanda anlayabiliyorum oyun tarzından. Ondan sonra işte alıyor, oradan geri veriyor falan. Acele etmiyor işte böyle adam, adam kaçırmaya falan çalışıyor. Böyle yani çocuk sağlam oynuyor. Defans falan yapıyor. Ya ben de hırs yaptım. Şimdi defansı geçemiyorum ondan sonra. Neyse işte bir işte kontra hedefimizi falan değiştirdik. Ondan sonra ikinci yarışta işte Haaland'ı falan aldım. Süper yedekten, carttan, curttan derken. Ee, ilk yarı zaten 1-0. Çocuk iki şutu var biri gol oldu. Benim de bir şutum var. Kurtardı bu kadar. İlk yarı 3 tane şut var totalde. 2 ondan bir tane benden. Maç öyle gidiyor yani. Neyse ben biraz ofans aldım işte hırs yaptım falan. Bir de Arap ya Araplara da ayar oluyorum. Gol sevinci yapıyorlar. Yani 10 tane Arap'ın 9'u gol sevinci yapıyor. Lan etkinlik yani hıyar. Yani ne orada ne gol sevinci yapıyorsun bana yani. 10 tane Arap'ın bak Twitter'da da tweet de attım bunu ben. Bundan önceki etkinlikte de hiç sekmiyor abi. 10 tanesinin 9'u gol sevinci yapıyor. Bu da gol sevinci yaptı. Ben iyice ayar oldum ondan sonra ilk yarı. Baba neyse ikinci yarı bir bastırdık. Sağdan soldan önde işte Haaland'ı falan işte Rashford'ı kontrol hedef verdik falan filan derken ben Bayağı 3-4 şut attım ama Dida var bu sefer kalede yani çocuğun Dida'sı var yok baba geçemiyoruz falan derken artık ona da sinir oldum artık kalenin ağzına kadar pas yapmaya başladım çünkü kurtarıyor bütün şutlarımı yani neyse bir tane işte içeriye sıfıra girdim oradan Rashford'la yerden orta kestim falan boş kaleye vurduk 1-1 yaptık falan ve çocuk tekrar işte şey yapıyor o da oyunu durduruyor işte bilmem ne falan böyle bayağı bir taktiksel savaş falan verdik derken 86 mıydı neydi e, Haaland'la halandı kaçırdım. bir de nasıl savunma yapıyorsa 5 savunma var falan böyle kapanıyor göbek. Yani hızlı kontratakla oynuyordu çocuk. Böyle orta böyle kapanıyor anasını satayım. Artık Haaland'la açtık yani orayı da. Ondan sonra neyse 2-1 falan yendim. Yani mesela Dida orada efsaneleşti. Laf oraya getireceğim. İşte maçın üstünlüğü bana geçti. İşte şutlarda falan çocuk işte 2 tane falan çekti. Ben sonra 8 mi? 9 şutla falan maçı bitirdim. Hırs yaptım böyle bir gereksiz e, hıyar herife. Ondan sonra neyse ki yendim. Ciğerim soğudu. Arap ya. Yenilmek istedim. Yani, klasman olduğundan değil. Arap olduğundan yenmek istedim aslında çocuğu. Ondan sonra e, hatta şeyde belki gösteririm. Geçmiş maçlarda görebiliyorsak gösteririm. Bir sonraki videomda çocuğun kadrosunu falan size. E, orada mesela efsaneleşti. Dida. E şimdi mesela başka bir etkinlikte daha kolay gol attım mesela Dida'ya da oraya getireceğim. Yani maçtan maça değişiyor ya. Yani. Çocuk da kontrol etmedi kaleciyi mesela. Ben penaltıdan vur, penaltı noktasına vuruyorum, kurtarıyor. Çaprazdan vuruyorum, üstüne de vurmuyorum ya. Uçuyor oğlum herif böyle. Panter gibi oraya uçuyor, doksanı uçuyor bilmem ne. Ne lan bu dedim. Yani gene gene çattık dedim hani herife. Yani kaleci işi beyler birazcık hani şans yapay zekaya kalmış bir şey. O yüzden ee, şu kısma odaklanalım biz yani laf oraya getireceğim uzattık niye uzat? anlattım aklıma geldi herif ee, Şuraya odaklanalım tamam mı Burası iyi Tamam ee, İş yapacağını düşünüyorum ee, Schmeichel'ın diyecek çünkü A formda gelmiş baba Çıkarsa açmayı düşünüyor muyum düşünüyorum yani açmayacaktım ama Lan açayım ya oyunu zaten ne için oynuyoruz abi form durumuna göre kadro kuruyorum oynuyorum anasını satayım etkinlik oynuyorum onun bunu oynuyorum Artık bu oyun bu sene böyle artık. Bu gidecek bu. Belli oldu 2024'e kadar böyle. Bari oyundan keyif alalım. Ee, durum bu. Yani çıkarsa bence kullanın hücumcu bir de Arkadaşlar bir değerlendirin tamam mı? Durum bu. Uzattık lafı. Şimdi Ener Valencia zaten bunu geleceğini tweet atmıştım size ben. Bir yüksek ihtimal gelecek. Akunya ve e, çok fazla takip edemedim bu hafta ligleri. Akunya 2 asist yaptı sanırım. Ee, bildiğim kadarıyla. Öyle olması Ya bir gol bir asist ya 2 asist yaptı. Akunya ile Enel Valencia'nın geleceğini tahmin ediyordum. Gene tutturdum. İkisi de geldi. Şimdi Enel Valencia'nın biliyorsunuz sarı topla alınan kartı vardı arkadaşa. O kartına daha iyi. Zaten hızlanma ve ofansif farkından yüksek olması. Zaten Enel Valencia'nın tek sıkıntısı şuydu. Ben 85 falan gelseydi daha iyi olacağını düşünüyorum ama. Yani forvetlerde özellikle de 85-86 en az. Bence olması gereken miktar. Bu ince zaten 90'a çıkacak o anladın mı? Hani bu da 85'e çıkacak. Anladığım kadarıyla ama. Ben genelde de 85 olmasını tercih ediyorum. Forvetlerde en az arkadaşlar. Neyse bu da böyle gelmiş. Bitirecek 80. Kafa vurabiliyor bu arada. Kafada geç iki düşmüş. Hızlanma 92 olmuş. Çok daha iyi olmuş. Yani 80'e hızına çok daha çabuk ulaşacaktır. Arkadaşlar geri kalan özellikle zaten 1 1 1 yükseltmişler. Bir de penaltı uzmanı eklemişler arkadaşlar bakın. Penaltı attı ya bu sırada çok fazla penaltı attı. Ona da e, eklemişler Ener Valencia'ya. Yani şu Ener Valencia'ya arkadaşlar iş yapar gibi duruyor ha. Hızı ve hızlanmasından dolayı. Tek benim e, şu anda şey e, kafamda soru işareti bırakan şu. 80 ve 86 gelse çok daha güzel olurdu. Bir de şu top sürmesi bira, e, yani e, hız 80 mesela 80 90 gerçi çok da top süren bir oyuncu değil. Yani takip ettiğimiz kadarıyla siz de ligleri takip ediyorsunuzdur muhtemelen. Fenerbahçe'yi takip edenler de bilir. Yani ben öyle e, bir geçen işte top sürdü. Çalmadım hamladı. Gitti orada başvayı falan pas vermedi. Hangi maçtı o? Ümraniye maçı mıydı? Hangi maçtı? Hatırlamıyorum. Ee, Ümraniye maçı mıydı? Ümraniye maçıydı herhalde. Mesela orada pas atsa boş kale Ha gidecek kendi vuracak. O da gitti kaleciyi falan vurdu. Bir orada top sürdüğünü gördüm ben zaten. Bu herifin hani çok da top sürdüğünü görmedim. Ee, yani Fırsatçı golcü değil de Ener Valencia. Daha çok Fenerbahçe'de yani gerçek hayattaki halini konuşuyorum. Böyle kurnaz oyuncu tipinde sanki. E, fırsatçı golcü gibi değil. ya e Böyle adam mesela işte hangi maçta o? E, geçenki maçta mesela e, dire vuruyor top. Dönüyor bunun olduğu yere gidiyor top. Adam boş kaleye gol attı işte. Arda Güler aşıttırma vurdu. Direkten döndü falan. Gene bu mu vurdu? Bu vurmadım işte. İki tane direkten döndü. Topa bu vurdu. Yani adam duracağı yeri biliyor. İşte o da kurnaz oyun tarzı. Anladın mı? Oyundaki hali o yani. Kurnaz oyun tarzı. Mesela Icardi mesela. O da öyle. Fırsatçı golcü değil Icardi. Mesela kurnaz. Evet. Gerçekten de Galatasaray'da da öyle oynuyor. Mesela kurnaz. Şimdi mesela burada belki oraya bir güncelleme yapabilirlerdi. Hani şu kısmı ama fırsatçı golcü olması tabii ki hız ve hızlanma açısından kartın fırsatçı golcüyle daha bir etki yapıyor. Yani daha iyi oynamasını sağlar. Hız ve hızlanmadan dolayı. Bence bir denenir be. Süper edekmiş zaten. Fenerbahçeli arkadaşlar da artık adam gol kralı olur gibi diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum şu anda Icardi de güzel gidiyor. Arkadaşlar. Ener Valencia de değişik bir herif ya. Yani enteresan. Takır takır da gol atıyor yani. Güzel güzel değerlendirsinler. Süper dekten koy abi oynasın. Şu, şu, hızlı zaman ekmeğini yersiniz yani. Çok da kötü bitiricik 80 kafa var. E tamam abi şu da artık ne yapalım 81 olsun ne yapalım yani. Hani dengede aslında 79. Gerçi top sürme hızı yok dengede. Gene de fena değil be. Ha bir şey kontra vermek zorunda kalabilirsiniz. Gerçi ikinci yarı süper dekten aslında verme zaten kontra hedef gerek yok. Oynar oynar. Oynar arkadaşlar. Geçelim abi. Uzattık. Ha Berardi. Şimdi arkadaşlar ben bu kartı almıştım zaten. Buraya kadar her şey normal. Bu kartı şu karta çok yakın bir hale getirebiliyorsunuz. Manuel basarsan mesela otomatik değil mesela 93 ya. Ben bunu 92 seviyelik haline ee, fullemedim daha. Ayarladım. Nasıl yükselteceğimi ayarladım. Şuna çok yakın oluyor. Potwi kartına. Yani görseniz dersiniz ki abi zaten Potwi. potlin buradaki peki abi senin o oluşturduğun karttan ne farkı var Potvin'in? Arkadaşlar şurası. Baris. Şurası. Kafa ve şu pas kısmı. Hani 6 hani şu 6 3 diyor evet gerçekten de öyle yani. Bu kart daha fazla pasör kafa vurabiliyor. Hani ne kadar 70 hani 70 desen şuna e gene iyi kötü vurabilir. Hani ama şuradaki olay işte sizi yanıltıyor. Bak şurada gitmiş defans mesela 5 5 5. Bu mesela overall yükseltiyor. Bak bu overall yükseltiyor işte. Ha ne oluyor? 93'ü yapıyor. Sen de zannediyorsun ki oyuncu 93 overall çok iyi oyuncu. La çok iyi oyuncu değil oğlum işte. 92'lik adamla aynı. 93 olmasının tek sebebi şu. 5 5 5 5 5 6 6 6. E bu da 93. Ne yapacağız şimdi? Bunda eksi 5 hatta bunun eksileri daha fazla. Bakar mısın? Burası eksi, burası eksi 7'şer. E bunlar eksi. E, ya bu da 93, bu da 93. Hadi oradan. Yani öyle bir şey yok. Tamam. Ha, ee, bunu almadıysanız eğer. Şimdi çok önemli bir noktaya geliyorum. Şimdi buraya kadar güzel değil mi? Aa, işte benzer kartı yaratabiliyoruz kendimiz güncelleyerek, yükselterek. Abicim bu kart bak oyun tarzına. 10 numara abi. Bu kart verimli kanat abicim. Yani bu kartın GF'de oynadığı veya sağ açıkta oynadığı etkiyle bu kartın GF ve sağ açıktaki oynadığı etki çok farklı olacaktır arkadaşlar. Bak onu size söyleyeyim ee, ki ki bunun pası daha yüksek. Ha bu da çok kötü değil pası 80 80 diyelim ortalamasını. Ama bu kart yani 10 numara olmasından kaynaklı GF bölgesinde özellikle de arkadaşlar e, Bowen gibi mesela geçen haftayı kurduğumuz kaldı. mesela Bowen'dan memnun kaldım arkadaşlar. E, bitirecek sanırım biraz böyle Nana Finito ama. Genel itibariyle iyi oyuncuydu. E, ee, Mesela şimdi bu, bak, bakalım bu haftayı kadro nasıl kuracağız? Onu da videosunu çekeceğim. Şimdi değişik oyuncularla kuracağız. Öyle abi konsept bundan sonra böyle. Kim A form B form gelirse onlarla oynayacağım abi. Etkinlik, klasman neyse artık. O şekilde oynayacağım. Ee, şimdi Berardi hız 82, hızlama 84. Bak fena değil. Pası var. Bitiricilik var herifte. E, az biraz top sürmesi de fena değil. Az biraz top kontrol sıkıntısı da var ama top sürme hızı, hız ve hızlanmasına göre güzel. Denge var mı baba? 80, Thompson'a dokunma. Güzel. Tamam. Abi bu oyuncu bence tam GF'lik. Yani 10 numara oyun tarzında ekmeğini yiyebileceğim bir oyuncu. Eee Berardi'yi bunu zaten fullememiştim. Buna yani bir şey harcamamıştım. Eğer bu kart gelirse tabii ki bu kartı kullanırım abicim ben. Onu sana söyleyeyim yani. Bunu da keyfi yükseltirim. İşte Full hız hızlanma atıyorum top sürme basarım. Mesela hani böyle şey. Başak. Başak geçeceğiz yani. Hani bir şeyini full yükselt oynat. Anladın mı? Hani silmem. Başak yaparım yani. Ondan sonra. Ama bu kartı gelirse oynatırım abicim. GF oynatıyorum çünkü. Taktiğim GF'li taktik ya. O yüzden e, oynatabilirim. Bu hafta da A gelmiş Berardi. Güzel olur arkadaşlar. Casper Schmeichel da hoşuma gitti. Bu da güzel beyler. Valencia fena değil. Süper yedek olarak kullanabiliriz. bence kötü değil. E, oyun sonu kartı değil ama oyundan keyif alır. Abi AB ya benim gibi yap ya. AB form geldi zaman at abi oynat yani artık. Yani oyunda zaten yani madalyan verecekler sana. Birinci klasma çıksan ne olacak? Aa, çıkıyorsun adam full ikon kurmuş. İşte gitmiş oradan ne kadar paket varsa döşemiş. Eee yani. Ne, ne kadar mücadele edebileceksin yani. Boş ver, gerek yok. Relax takıl ya. 3-2. 3-2. Güzel. Gayet güzel maçlar geçiyor. 4-3. Keyifli maçlar geçiyor. Kur anasını satayım benim gibi şeyi. Form durumuna göre kadronu. Devam et ya. Yoksa vallahi seni stres olursun. Geç. Gerek yok yani. Vallahi gerek yok. Ee, bir Fernandez diye bir oyuncu gelmiş. Arkadaşlar. Ee, yaratıcı oyun kurucu. OS bölgesine bakalım. Farkındalık güzel. Bitiricilik düşük. Pas iyi fena değil. Geçiş kartı arkadaşlar daha fazla konuşmaya gerek yok. Bu arada Bererdin'in özelliklerine bakmadık. Yerini orta, ara pas verme, tek pas. Süpersin. Kafa var herifte. Uzak mesela preseci zaten kafayı yükseltmişler. 9 puan vermişler burada. Ee, uz uzun mesela şut çekme. Fasos'u kaç bunun? 84 güzel. Aa bak güzel. Tamam penaltı uzmanı. Topu Gayet güzel. Berardi GF dönse Şeyde ne vardı? Enel Valencia'da. Kafa. Ölü yaprak vuruşu. Akrobatik bitiş. Anda şu dış plaseci. Penaltı uzmanı ve süper yedek. Dış plaseci. Falso 70. 70 falso nasıl dış plase yapacak lan? Al sana bilinmeyen bir deklem. Soru. Neyse şimdi bu oralara girmeyelim. Ya bu arkadaşlar bu kartlar şey yani eee... Bu bölge fena değil güzel ama şu bölgede biraz yani hız hızı çok düşük. Beyler yani bu kadar da hızı düşmesin ya. Bu önlü bir mu lan? Hızı 71 olacak anasını satayım yani. Ya 75 falan yap. 78 falan yap yani. yani GP'li bir kart al oyna ya. Geç gitsin yani. Berar'da zayıf ayak kullanımı yokmuş. Bunda da yokmuş. Yokmuş. Haa. Geçelim abi o zaman. Simeone. Arkadaşlar daha önce bu sarı toplu alan Simeone ile kıyasladım. Onu size göstermek adına böyle bir şey yaptım. Burada da kartı güncellemişler ve kurnaz oyun tarzına evrilmiş kart. Arkadaşlar. Ee, zaten bu kartından daha güzel olduğunu görüyorsunuz. Sadece işte hızlanmada 5 puan daha iyi ve dengesinde 5 puan daha iyi bu kart. Ama bu kartın ee, dengeli dağıtılmış ama bak şu şu işte şu şu beni şu beni ayar ediyor bak şu. Ya, şu. ya Şuraya harcayacağım puanı şuraya dağıtsana be adam yani. Ya Ener Valencia daha iyi abicim. Hani lafın özünü ben sana söyleyeyim. Yani çok da fazla uzatmayayım lafı. Ener Valencia daha iyi. Anladın mı? Ya bu kart ee, hani bilmiyorum. Yani etkinlikte ligi yetkinliği var şu anda. Orada kullanırsın. İtalya Ligi etkinliği var. İtalya Ligi kadrosu kurmak zorundasın şu anda. Geçen hafta İspanya'ydı. E, İtalya Ligi şu anda kurulacak. Etkinlikte 50 coin etkinlik verilen şey de öyle. İtalya Ligi kuracaksınız arkadaşlar. Oradaki oyunculardan olacak. Arada kullan. Anladın mı? Yani çok da ağım şu an bir kart değil. Bilmiyorum yani. Zaten şey de kısıtlı. Beceri yetenekleri de kısıtlı. hız 80 hızlanması çok düşürmüşler. Valencia baba Valencia Valencia. Sen Valencia'dan devam et. Boş ver bunu. Geçme. Buna ihtiyacımız yok yani. Bunu işte etkinlikte oynatırsın. Geçelim abi. Saul. Arkadaşlar Saul'ün orijinal ee, şey hormonlu kartı. İlk. ilk hormonlu kartı. Orijinal demiş. Orijinal demiş. çıktı oğlum. O ne demek lan? i̇lk hormonlu kartı. E, şimdi ilk hormonlu kartı olmasından mütevellit. Öyle bir laf var ya. E, oyuncu iyi. Bir de dikkat ederseniz GP'li kartı tam orta saymış. Bak 10 numaraya evrilmiş bu da. Bunlara da dikkat edin lütfen. Oyun tarzları gerçekten oyun içinde etki yaratıyor. Niye biliyor musun? Bak ee, o Arap çocukla oynadım ya. O 9.5. sıradaki çocukla. OOS bölgesine Maximiliano de Arnold'u koydum. Yani Maximiliano de Arnold hangisiydi arkadaşlar? Şimdi size göstereyim örneği. Oyun tarzı niye önemli onu söyleyeceğim size. Girsene oğlum ne oldu lan internetimiz mi bozuldu? Maximiliano de Arnold. Arnold. Geçen haftaki kadromda yedeklerdeydi. Ha şu kart arkadaşlar bakın DOS. Ama kart GF oynayabiliyor. OS oynayabiliyor. G DOS oynayabiliyor. O Arap'ta ne yaptın biliyor musun? Kadroyu çocuk üstüme gelecek diye OS bölgesine Arnold'la başladım. Ne yapıyor biliyor musun Arnold? OS bölgesinden ta buraya geldi abi. DOS'a geldi herif. Savunmaya. La bir baktım bu şey de Rodri'nin yanında. La bu dedim ne geziyor Rodri'nin yanında? OS koymuşum adamı. Çünkü adam niye biliyor musunuz? Adam ön libero arkadaşlar. Sen bunu GF'ye de koysan. Tabi burada dayanıklılık önemli oldu. Onu da size söyleyeyim. İşte oyunu işte böyle tecrübelerimi anlatıyorum size. Ee, çünkü adamı ben buraya koyduğum için OS buraya geldi geri OS ekti. Şey başka bir rakibe de gol de attım. Yani koşuya da geliyor herif. Mesela 76 farkındalık var ya. Bunun yüzünden adam göğden dosttan tabi de koşuya geliyor şeye. Hücuma. Yerden orta kestim ortada buna geldi top vurdum gol attım mesela adamla adam geldi yani gol atmaya geldi ön libero ama şimdi e, işte böyle şeyler oyunda fark ediyorsunuz e, kullandıkça kartları kullandıkça o yüzden diyorum yani form durumuna göre kadro kurup devam etmeniz çok güzel keyifli oluyor ve o çocuk ilk yarı mesela belki o çocuğun iki şut çektirmemdeki olay hani bu adamı savunmaya gelmesi oldu ha ikinci yarı ne yaptım Dybala'yı aldım sanırmış. ya 70'te falan ee, artık gücü azaldı. Dunklux çünkü gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor oyuncu. İşte oradan artık ben biraz sinirlendim. Ofanssa doğru artık bir hamle yaptık derken işte OSGF yaptım. Bunu çıkarttım oyundan. ...D-Balaya aldım mesela. 4 2 GF 2 SF 4 forvet oynadım. Maçı da öyle kazandık zaten. Ee, hani e, anladınız değil mi demek istedim. Yani işte bu bu tür şeylere böyle bir e, hani sadece maç kazanmaya odaklı oynamayın sürekli. Yani ya ben buraya Arnold'u koydum. Ne bok yiyor mesela bu Arnold? Ya ben işte Dybala işte yaratıcı oyun kurucu GF'de ne halt yedi? Ya ben işte 10 numara Bowen'ı forvet arkasına çektim. Rashford'un arkasına ne halt yedi? Yani sadece böyle o kazanayım kazanayım değil de oyun içi hareketlere bir kontrol edin. Bu oyuncular ne yapıyor? Ne bok yiyor? Ne halt yiyor? Ya koydun tamam da ne yaptın? Yani. Çünkü bilgisayar yönlendiriyor. Mesela ben herifi OS'ye koydum. Ee, Kontra hedef vermediğim için adam ta şeye geldi. Niye ön libero? Niye? Yapay zekayı yönlendiriyor. Çünkü oyuncunun e, özü ön libero. Umarım güzel anlatabilmişimdir olayı. Anlattığımı da düşünüyorum arkadaşlar. Neyse geçelim. Fazla sizi şey yapmayayım. E, vakit geçirmeyelim. Yani şimdi 10 numara oyun tarzı. Tabii ki ofansif farkındalık düşük. Yani orada bir hayal kırıklığı. Çünkü 10 numara oyun tarzı dediğin şey ceza sahasına koşu atar. Yani ofansif farkında da ihtiyacımız var ki Maximiliano De Arnold'un ki 76 idi. Önliber olmasına rağmen bu herif 10 numara 73 vermişsin Konami. Yani oldu mu olmadı? Bitiriciliğini çok yükseltmişler 75. Kafa 80. Kafa vurabiliyormuş. Kaç boyunda bu? bu? 1.84. Allah Allah. Hız 79, hızlanma 74. Yani böyle e, GP'li karttan ilk geçiş kartı olduğu için biraz böyle şey de. Yani oyuncuda aslında kırmızı yok arkadaşlar. Dikkat edersiniz bakın kırmızı yok. E, defans da var herifte. Defans da var. Yani şu anda defans olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu oyuncuyu e, ileri koşu atacağı için OS bölgesinde değerlendirmekte fayda var. Ama bana şundan dolayı sanki böyle bir gö yani gerçekten de bir tam orta saha kartı gibi geldi. Yani 10 numara değil de tam orta saha kartı yapsaymış yine bu kartı. Bunun hormonlu hali. O zaman Cektik arkadaşlar bakın bunun hormonlu hali. Ya bu iş yapar be bak defansı var. Dayaklılık var. İşte sıçrama var. Fiziksel temas var. Bak gerçekten de tam orta saha kartı aslında şu kart. Ama adamlar 10 ee, numara yapmış. Ha maç içerisindeki ee, etkisini bilemiyorum. Ha OOS bölgesinde de oynamıyormuş arkadaşlar. Gel bir de şimdi küfür edeceğim. Ben onu fark etmedim. Arkadaşlar bu adam on numara oynamıyormuş lan. Aşağı Oğuz'u oynamıyormuş bu lan. Nasıl ya? Süper edikmiş bir de. Ya arkadaşlar bakın. konam Konami yapacağın için sıçayım ben senin ya. Az önce Arnold önerini verdim ya ben size. Bakın adam ön libero OS'ye koydum. Defansa geliyor dedim ya. Şimdi sen tam tersini düşün şimdi. Tam tersini düşün. Sen bu oyuncuya defansif vermezsen bireysel talimatlardan dosa koydun. Çünkü defansı var dedin bu oyuncunun. Tamam mı? Defansı var mı? Var. Sıkıntı yok. Dosa koydun. Sen buna bireysel talimatlardan defansif vermezsen şayet 10 numara oyun tarzı. Yani boşluk kollayan oyuncu. Oyundaki öyle geçer o kafanız karışmasın. Olduğu için bu oyuncu dos bölgesinden ta şu içeriye kadar şu ceza sahasına kadar koşu atacak. Ve ola ki bir senaryoda sen hızlı kontratak yediğin zaman ve topu kaptırdın. Karşı tarafta kontratakla oynuyor. Uzun topla kontraya hızlı kontra fark etmez. Bir anda senin şu bölgen bomboş kalacak bak. Bir bakacaksın göbek bomboş baba. Veya bir kişi var burada işte Rodri ile yan yana koydun. Sadece Rodri tek başına kalmış burada. Hmm. Ee, yani ya bu bilmiyorum bence saatli bomba Kanat oynar. E, ha, yüksekten pası 79. Yerin ortası var mı? Yok kanat oynamaz. Vazgeçtim. <laughs> kanat oynamaz. Vazgeçtim. Abi bu oyuncu bak koyacağın yer burası. Eğer defansif vermezsen dosa koyma sakın. Benden sana bak tavsiye gol yedirir sana çünkü. Hızlı kontratakta. Bu oyuncu buraya koyacaksın. Geri zekalı konami OOS'sini yakmamış. OOS'sini. Ofansif orta saha kısmını yakmamış. Aptal Konami. Sen bu oyuncuyu mecbur burada oynayacaksın abicim. Tamam mı? Durum budur yani. Şimdi beyler. Geçelim Markus Akunyaya, Yani çift vuruşu var güzel. Uza, uza şut çekiyor. Dalan şutlar. Zaten ceza sahasına koşu atacak. Ama bunun oynayacağı yer sadece burası. Göbek. Markus Akunya, işte istediğim bir oyuncu bu. Yani e, arkadaşlar e, buradan istediğim dediğim gibi Berardi isterim gelirse. Akunya'yı istiyorum. Schmeichel'ı merak ediyorum, istiyorum. açacağım ya açarım açarım. Açalım lan nanasını satayım, ne yapalım. Orta uzmanı. Aynı Jesus Navas gibi. Mesela Jesus Navas'ında keşke şeyi gelse. Hormonu kartı gelse mesela. O da böyle gelir bak. Buna benzer gelir. Bu zaten Sevilla'nın sol beki, Jesus Navas da sağ beki. Anladın mı? Şimdi arkadaşlar bakın. Oyuncu orta uzmanı sol bekte oynayabiliyor ve defansı var. Hücum da var herifte. Yani Akunya e, hızı hızlanması biraz daha yüksek olsaymış. En azından hızı yüksek olsaymış. Çünkü e, ileri gidecek gelecek hani adam kovalayacak çünkü defansı var. Hani biraz daha böyle hızlanmayı hadi geçtim de böyle hızı bir 85 falan yaparlarmış. Daha güzel olurmuş aslında ama. Yani artık buna da yani oyuncunun bir sürü artısı var bence. Artık onu da gözümüz görmesin. Denge 87, dayaklılık 80, 80 çift ayak kullanımı var. Gençler bakın ondan sonra defans var. Adamda e, top sürmesi hızı ve hızlanmasına göre güzel. Yüksekten pas 87 e gelmiş ki yerin ortası var. Falsosu var. Akunya e, değişik ve kullanabileceğiniz bir oyuncu olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi ha, hızını 85 86 verse. Belki de uzun süresinin sol bekinde oynatabileceğin bir oyuncu bu. Böyle orta kesiyorsan, orta kafa oynuyorsan Şimdi mesela sol kanada koy. Mesela sol açıkta oynar mı? Oynar. Niye? Abi niye oynar? Abi 81 elifin ofansif farkındalığı. Bak sol açıkta da oynar bu adam. O kadar sol açık gösteriyorum size mesela. Adama hız hızlanmayı döşemişler. Ofansif farkındalık 74. Vay da. E Bak buna da 80-80 bence sınırda vermiş. 81 ofansif farkındalık. Sol açıkta oynar bu oyuncu bak. Bitiricilik kısmında biraz sıkıntımız var. Artık onu da görmeyeceğiz. Fiziksel temas 74. Fena değil bir sol beke göre. Arkadaşlar sol bek kartı çünkü. Kanat da oynar. Sol bek de oynar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Kanatlı taktiklerde veya üçlü stoper oynuyorsan yani üç stoper kanat oynuyorsan mesela Jesus Navas ve Markus Acuna ile kanat bek oynayabilirsin. Yani senin savunmana da yardımcı olacak. Yani bunu ilk başta şey yapıyordu. Size bunu nasıl anlatayım ben? Ee, Beşiktaş'ın antrenörü neydi ya Valerian İsmail var ya Valerian İsmail İlk geldiğinde üçlü savunma denedi ee, Rozier'le Sol tarafta kim vardı lan Masuaku ee, Rozier'le Masuaku'yu Kanat bek oynattı yani hücuma çıkarken Beşiktaş üçlü stoper oluyordu Defans yani top kaptırınca Masuaku'yla Rozier Beke geliyordu ne oluyordu? Beşli savunmaya dönüyordu o zaman Valeri İsmail. Yani siz de mesela eğer üçlü savunma oynuyorsanız Kanada geçip mesela Akunyayla işte Jesus Navas işte Akunyayla e, şey oynar oynuyor muydu? Alexander Arnold mesela bu şekilde kullanabilirsin bak çok da güzel olur keyifli olur mesela ya, ya maçı kay kazan kaybet önemli değil mesela bu oyun tarzını benimseyerek oynayabilirsin mesela oyun içerisinde. Ee, Tam mesela bak onun için mesela tam Valerian İsmail'lik adam olmuş bu Akunya. Yani Valerian İsmail e futbol oynasa Akunya'yı direkt ilk 11'e alır. <laughs> Öyle diyeyim sana yani. Anlatak güzel anlattı var. İyi oyuncu abi. Ben istiyorum abi. Ya yani ben beke koyacağım. Ee, oyuncu eğer çıkartırsam e, ben istiyorum abi. Yani bu böyle oyuncular her zaman gelmez. E, bence e, dengeli ben, şey güç dağılımı da dengeli bence oyuncunun. Yani kendi içindesinde. Şut gücü 85 mesela herifin lan. Ama bitirecek işte. Şunu da bir 70 falan 75. Aa lan efsane olurmuş da neyse. Uzun mesela şut çekme. Ölü yaprak vuruşu. Yükselen şutlar. Anında şut. Ulan şut gücü 85 diye her şeyi vermiş herife. Tek pas. Yerini orta. Dış plaseci. 89 falsomuz var. Pozisyon takip ve mücadele ruhu. Dunklıkla 80'i güzel. İstiyoruz abi. Akunya'yı istiyoruz. Akunya. Beyler. E, Lautaro de Martinez arkadaşlar ben de GP'li kartı var. Ee, oyunun en başında almıştım. Çift ayak forvet diye. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Bak. Oyuna yeni başlayanlar. Çift ayak forvet deyince Danjuma var. Danjuma. Eğer GP'li bir forvet arıyorsanız bak yeri gelmişken ulan bir sürü şey anlatıyorum ben anasını satayım. Potvi anlatacaktık. Bir sürü şey anlattık. Danjuma. Danjuma'yı ben aldım. İspanya Ligi etkinliğinde kullandım. Yükselttim arkadaşlar oyuncuyu. Bakın şu kart. Bu bu değil. Bunu boş ver. Bak bu kart arkadaşlar fırsatçı golcü kartı. Geçen hafta mıydı? Yok. A yok. C herhalde. Yok. C, C, C. A değil. 47.000 GP herif. Arkadaşlar çift ayak kullanımına bakar mısın? Oyuncu çifayak çift ayak var. Ve ben bu oyuncuyu nasıl yaptım? Ee, nasıl yaptım? Biticik 80 yaptım herhalde. Falso'yu 80'de bıraktım. E, pası sildim. Driplingine mi vermiştim? Yani şöyle bir haltlar yedim ben. Tam hatırlamıyorum. Aynen. Driplingini yükselttim oyuncunu. Bakın. Hızlamadan da bir puan kıstım. Şöyle yaptım. Ee, 4 puanı da şeye verdim. Ee, i̇şte anlayın işte lan. Takım tarzına verdim işte. Oyun tarzına verdim. 4 puanı da bakın. Oyuncu bu şekilde fulledim ben. Baba 47 bine şu oyuncuyu alıyorsun bak. 88 hızlama, 82 hız, 82 şut gücü, denge 86 top sürerken 84 top sürme hızı arkadaşlar. Yankılık 80 fena değil. biticik 81, falso 80 ve çift ayak herif. Makasçı geç onu. Uzun mesaj şutu, şut, dan şutlar, topu, anda şut yerine ortası bile var herifin. Yani eğer almadıysanız, ihtiyacınız varsa 47 bin bir şey değil. Bedava dağıtıyorlar zaten GP'leri. Al sana danjuma abi. Güzel. Yani değişik kartlarla oynamak istiyorsan al oynat ya. Güzel güzel. Ha geçelim işimize. Lotaro Mart Martinez. Arkadaşlar Lotaro Martinez bu gelen kartının biraz güncellenmiş hali. Pasör bir Lotaro Martinez görüyorsunuz. Bakın pasör bir Lotaro Martinez. E, kafadan gitmiş. Duran falsodan yemiş. Hızı bir yükselmiş. Yani şu e, şu birleri aslında görmeyin. Hani çok fark etmez bu bir puan. Aynı diyebiliriz aslında tamam mı? Birlere aynı diyebiliriz. Mesela burada aynı. Burada aynı diyelim. Mesela burada. Dayaklıkta mesela şey pardon dengede mesela bu iyiymiş. Bununla biraz kısmışlar. Bunlar Fasafiso. Bunlar Fasafiso. Aslında e, Fasafiso değil. Yani bu oyuncu da değil Fasafiso. Çünkü 74 gelmiş. Diğerleri 60'ta kalmış da hep. Diğer incelediğimiz oyuncularda. Şimdi. Topa saldırır. İleri uçta pres yapar. Burada işe yarar agresiflik. Defansif katılımda takım savunmasına yani şu OS bölgesine eğer siz oyuncuya kontra vermezseniz OS bölgesine kadar biraz sana defansa yardım edecek demektir bu oyuncu. GF bölgesinde ve OS bölgesine defansa yardıma gelecek demektir. Tamam mı? Benim güzel gençolarım. O yüzden oyuncu fena değil. Bende hormonlu ee, kartı yok. Gelirse kullanırım çünkü bunda çift ayağı var. Aynı Danjuma gibi. Çifayak forretler de önemli gençler. Farkındalık fena değil. Bitiriciliğimiz fena değil. Hız hızlanmamız fena değil. Güzel. Yani kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Lotaro Martinez'i. Bundan bir önceki gelen SF kartıyla şey e, Potvi kartıyla kıyaslayalım arkadaşlar. Adam top sürme hızından 3 tane kısmış. Hızlanma 3 tane vermiş. Al sana yeni Potvi Lotaro Martinez diyor. Görüyor musunuz? Peki bunu Arjantin kartıyla kıyaslayalım. Bunu takım savunmasına yardımcı yapmışlar bunu ya. Bunu, bunu, aynen. Pasör abi pasör. Bu, bu Martinez pasör abi. Pas önemli ya. Bu Martinez. Ee... Ya bu Martinez bir, bir pas atsa bitti. Özellikleri neymiş? E şu ayakta kafa uzun danış, andış kurun, uzun. Ama şey eklememiş herife. Bir tek pas falan ekle lan. Bir beceri ekle yani. Zırt o. Ya pasını yükseltmişsin. Ya şuraya bir tane pas özelliği ekle yani. Adama. Bitirecek. Yani kafa yok. Onu var. Hız bunu daha iyi. Şut gücü daha iyi. Sıçrama fiziksel temas. Ya bunun takım savunması bu fırsatçı golcü mü? Fırsatçı golcü lan. Ama biraz... Ha bunu aslında GF'ye koyacağım bak. Savunması var ya bunun. Ha. Bunu aslında GF'ye koysak gençler. Çünkü oradan orta sahaya kadar e, savunmaya yardımcı olacak çünkü bu herif. Hani forvetten ziyade. Mesela forvete koy kontra hedef ver. Gelmesin geri. Oyuncunun ofansif özelliğini kullan. Ama GF'ye koyarsan kontrol hedef verme. Tamam mı? Çünkü şu olay e, boşuna yapılmamış arkadaşlar. Bak şu 75 yani 60'ta kalmamış. Farkındalık 74. Pardon katılım 74. Agresiflik 75. Resmen yardım etsin demiş Konami savunmaya. Eyvallah tamam. Çıkarsa hayır demem. GP'li kartından zaten çok daha iyidir. Bende şu kartı var. Yani. 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 Baksana burada çok düşük çünkü. Şey, 67'de 68'e falan kalmış yani. Eyvallah, bakarız. Bakarız. Erik Garcia. Arkadaşlar Erik Garcia. Değişik bir e, stoper. Hızı ve hızlanması fena değil. Yani aslında tam tersi olması gerekiyordu. Konami tam tersi yapmış. Abi şimdi ne demek istedin dersen. Arkadaşlar genelde hızı yüksek olur. Hızlanması düşük olurdu. O mesela siz screen yara falan baktık hatırlıyor musunuz? Mesela. mesela Tomori'de de öyleydi. Tomori'nin hızı yüksekti hızlanmış. Şimdi bunda tam tersi olmuş. Hızlanmayı yüksek tutmuşlar. Hızı düşük tutmuşlar. Ne alakaysa. Yani fiziksel temas tam sınırda. Defansif yetenekleri fena değil. Arkadaşlar pası var. Oyuncu tam oyun kurucu bir stoper. Yani Stoper bölgesinden güzel paslar atarsınız orta sahaya veya ileriye doğru. Artık her neyse. Beyler. Ee, Zayıf ayak kullanımı var bu arada. Oyuncunun. Bak bu da çok artı. Ama gel gelelim ki. Bak gel gelelim ki. Abicim bu oyuncu stoper değil mi? Stoper. Ya birader. Ya şuraya bir şey koy be. Bir adam markajı koy. Bir top kesme koy. Bir akrobatik uzaklaştırma koy. Bir ee, ne var başka işte? aklınıza gelen. Stopel alakalı. Açıyı daratma koy. Yani hiçbirini koymamış. E şimdi bu oyuncuyu bu oyuncuyu dost kartı olduğunu düşünseniz bir. Dost kartı olduğunu. Veya dosta da oynatabildiğinizi hayal edin. Ben o zaman size ki arkadaşlar bunun becerileri yok. Soper yetenekleri yok bu herifin. Bu adam bildiğiniz dost olmuş diyecektim ben size. Çünkü dost böyle olur hız hızlanma, defans yeteneği, işte fiziksel temas, ondan sonra işte pas atması falan. Yani az, başta top kontrolü de var, adamı top da var. Ya böyle bir dost kartı bu abi. Yani. Denemek lazım. Tabii ki yani becerilerinde etkisi var oyuna. Yok değil ama. Ee, çıkarttın. E zaten Afon bir dene. Belki de memnun kalacağım. Bilmiyorum. Ama e, bu oyuncunun en büyük eksikliği Hızından ziyade. Hadi hızı da geçtim. Eyvallah çekelim hızına. Şura abi ya Şuraya bir e, stoper becerisi koy ya. Bir iki tane falan. Ne anlamamış. Neyse geçelim. Soma. Arkadaşlar Soma bir şey söyleyeceğim. Bak Soma bildiğin kubo. Yani sağ açık sol açıklı bir e, veya işte kanatlı bir e, şeyim yok. E, bir e, takdim yok ama. Oyun, oyuncu oyuncu 1.66 boyunda. Keşke bu oyuncu GF ve OS'de oynasaydı. Ben bu oyuncuda bir kubo etkisi görüyorum. Çünkü dikkat ederseniz şöyle bir genele bakın. Oyuncuda kırmızı yok. Tıpkı Saul'deki gibi. Kırmızı yok oyun, oyuncuda. Ve arkadaşlar sıçrama, şut gücü bunlar zaten kafadan oyun planına koyuyorsunuz ya. 96-97 takım ruhlu bir oyun planına. Zaten 2 puan alıyor bunlar. Kafadan aldı zaten. E ne oldu zaten? buna 80 oldu. Bak. İnceleyelim tek tek. Mesela top kontrolü 80 oldu. E bunlar zaten yükselecek. Mesela. Yani böyle oyuncu şey de yok. Adam da beceri de yok. Yerine ortası Allah. Tamam yeter Allah. da tamam, bereket versin. Uzun da bir de süper yedek. Allah. Tamam yeter. Yani arkadaşlar <laughs> bir değişik bir acil. Bunu da Açısı bu bana gelecek herhalde büyük ihtimal. Bir sol açı alır denerim ya. Taktiği değiştirir bir maç. Yani <laughs> gelecek öyle hissediyorum yani. Kubo ile beraber bunu kanka yaparım ben. Tabi bunlar kardo olurlar ikisi. Birbirinin kardosu, kankiştosu. Bunlar ikisini oynatacaksın. <laughs> Kubo da bıdır bıdır. Bu da bıdır bıdır. Adamda 85 hızlama var. Top sürmesi 86. Bak dengeli. E, denge 83 top sürerken o da var. Yani da top sürme var. Tamam mı? Ama yani şurada boş. <laughs> Şimdi. Yüksekten pası 80 gelmiş. Yerin ortası var. Yani oyuncu aslında arkadaşlar. Ama yani sola çıkta koyduğunuz zaman da bak oradan da orta kesebilir. Yani senin foretlerini besler bu oyuncu. Onu sana söyleyeyim. Hani şey derler yani. Ummadık taş baş yarar diye. Bu öyle bir kart. Bu ummadık taş baş yarar kartı olmuş. Biraz. Bana sanki iş yapar gibi geldi bu. Şey Mickey Mouse kafalı Japon askeri. Tamam mı gençler? E, Kubo'dan memnun kaldım bu arada. Kubo güzel. Kubo güzel. Aynısı bak bunda olabilir. Çıkarsa üzülmeyeceğim. E, deneyeceğim abi kartı. Tamam mı? Ve siz de deneyin bak. Yorumlara yazın. Çıkartanlar yazsın. Bu, burun, burun kıvırmayın yani bu oyuncuya. Zaten kendi vatandaşı ya kesin bunu da buglı yapmışlardır. Kubo ile mesela R2 falan gol attım lan. Kubo ile. Tabii. Bıdır bıdır top sürüyor. Bu da aynı onun gibi bak kesin. Keşke GF oynasaydın lan. İsterdim yani senin GF oynamanı. Gerçi yaratıcı oyun kurucu. O oynar. GF'de gene oynar. Değişik. Devam. Range. Arkadaşlar range savunmacı bir bek. Ee, olaya bu gözle bakalım. Hız hızlanması var. Fiziksel temas düşük. Bence bir savunmacı bekin hızı ve şey, fiziksel temasının en az 75 olması lazım. Arkadaşlar sıçrama iyi. Dayanıklık güzel. Defansif yetenekleri yani bir beke göre e, ha bir daha şey beklerdim. Yani işte bir tane daha orada bir yeşil yanmasını isterdim. Mesela bir defansif katılımın. Çünkü savunmacı bek ya. Gençler. E, katılım da bir 80 olacak da orada. Neyse artık. Yüksekten pası var bu arada. Savunmacı bek olmasına rağmen ileri çıkar. Stopere sakın koymayın. Yani Eric Garcia'yı koyun bu herifi koymayın abi. Ya çünkü Eric Garcia'nın savunma yetenekleri yeşil gelmiş. Tam becerisi yok ama. bu bunu koy. Bu, bu bek abi. Savunmacı bek bu. İleriye de çıkmaz bu. Şuraya geçmez bu. Eğer e, verkaçla kaçırmazsan. Yani pasını atar. Şuraya kadar sana destek verir. Sonra bu geriye geliyor. Bak oyunu oynarken dikkat edin. Mesela Rodri ön libero. Rodri'ye pas attıktan sonra tekrar Rodri böyle öne doğru çıkıyor orta sahaya. Tam böyle pas atacağım. Geri herife atacağım. Eğer verkaç yapmazsanız normal pasla oynuyorsanız Rodri böyle kendini geri atıyor. Bak dikkat edin. O da ön libero olduğun için. Bu da aynı onun gibi. Yani bir bakmışsın şu kanada pas atacaksın bu adam yok. Bir bakmışsın geride. Dikkat edin. Tamam mı? Bak mesela al işte. Bak. Adama kayarak müdahale vermişler. Açıyı daraltmamışlar ya top kesme vermişler. Şunun bir tanesi şeyde yok abi. Garcia'da yok abi. Böyle bir saçma iş olur mu ya? Lan bari şey ya kayarak müdahaleye ver bari. Bak o da yok. Ama bak buna vermişler. Ama bunun da stoper yeteneği yok. Amman diyeyim bak sakına, Tamam mı gençler? Ya bir deneyin. Savunmacı bek zaten. Ee, adam kovalar mı kovalar. Ama fiziksel temas düşük geldi bana biraz. onu söyleyeyim. Yani geçiş kartı. Savunmacı bekiniz yoksa değerlendir. Tamam mı? Durum bu arkadaşlar. Şimdi gelelim. Tekrar. Schmeichel'ı isterim. Beyler. Tamam mı? Schmeichel'ı isterim. Valencia istemem yan cebime koy. Bak kötü değil kullanırım. Süper edekten. Çünkü artık ben forma göre takım kuruyorum arkadaşlar. Yani kullanırım bu kartı. E Berardi isterim sırf 10 numara oynadığından dolayı. Bu yok bunu geç. E, bunu da geç. Bunu geç. Yok bu ısınamadım buna. Bilmiyorum ısınamadım. Geç bu bu gök kartı çünkü. akunyayı istiyorum. Arkadaşlar Akunya isterim çıksın. Martinez'i istiyorum çünkü bende GP'li kartı var, hiç hormonlu kartı yok. O yüzden istiyorum. Deneriz ama hiç ümitli değilim. Keşke Dos oynasaydı. Bunu <laughs> deneyeceğim. Çıkarsa üzülmeyeceğim. Bunu istemiyorum özeti yaptık. Beyler, açılış videosunu çekerim, atarım kanala yine. Daha sonra zaten e, bu haftaki oynayacağım e, kadro yine etkinlik, o etkinliği bitireceğim. Çünkü 3 günü var. O etkinliği bitirmek zorundayım. Orada 5. aşamayı da geçmeye çalışacağım. Geçene kadar oynayacağım hatta. Çünkü 4 maç, 5 maç hakkım var. 4'ünü kazanmak zorundayım aslında. 6 maç mıydı lan? Yok, 5 maçta 4'ünü kazanmak zorundayım. Deneyeceğiz. Ama orada oynayacağım kadroyu kuracağım size form durumlarına göre. Onda videosunu çekerim. Onu da artık artık yarın mı atarız? E, ayarlayacağız. Çekeceğim zaman atarım size. Durum bu. Bu haftayı da bu şekilde geçireceğiz beyler. Uzun bir video oldu anasını satayım. Ulan oyuncu inceleyeceğim diyorum. 50 tane şeyden aklıma ne gelirse anlatıyorum ya. Çenem düşüyor. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.